Herkese selamlar. Ben Savaş Dönmez. Bugün güzel bir pazar günü. Güneşli, sıcak bir pazar günü. Çakırbeyli Köyü'nü gezeceğiz. Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni gezeceğiz. Bugün benim için güzel bir gün olacak diye düşünüyorum. Güzel bir de video olacağını düşünüyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Burası pazar günleri trafiğe kapatılıyor. Örnek bir pazar. Buradaki yöredeki köylüler, çiftçiler yetiştirdikleri ürünleri ilk elden alıcısına veriyorlar burada. Şurada belediyenin bir parkı var. Gördüğünüz gibi parkta, meydanda her yer tıklım tıklım dolu. Hafta sonu insanlar hem burada kahvaltılarını yapıyor, hem dinleniyor, hem pazar alışverişini yapıyor. Organik doğal ürünlerden, ilk el ürünlerden. Çakırbeyli günü, Çakırbeyli köyü pazar günleri oldukça hareketli. Şu anda bir grup bisikletli geliyor. 20 kişi kadar var. Onlar da turunu atmışlar burada. Belki soluklanacaklar, belki bir şeyler atıştıracaklar. Burası Aydın'a arabayla 15-20 dakikalık bir mesafede. Biz de çok bisikletle geldik buraya. Bundan sonra da havalar yavaş yavaş ısınıyor. Bundan sonra da çok geliriz. Bisiklet sürmek isteyenler için burası bir durak olmuş oluyor. Çakırbeyli'de kahvelerinde ayranlar da güzel oluyor. Buraya gelip bir bardak çayını, bir bardak ayranını içip bisiklet sürerken burada bir mola verebilirsiniz. Oldukça güzel bir yer o anlamda. Hem yakın hem de bisiklet sürülebilecek kadar da uzaklıkta bir yer. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Biraz dinlendik artık. Bir bardak kahvemizi de içelim. Keyfimiz yerine gelsin. Karşımızda asırlık çınar ağacı var. Çınar ağacının altına da demokrasi çınar ağacı demişler. Demokrasi çınar ağacımızın altında soluklanan konuklarımız diye yazmışlar. Eski başbakanlarımızdan merhum Adnan Menderes, Yörük Ali Efe milli kahramanımız, Cumhurbaşkanımız Celal Bayar, birçok ünlü isim bu çınar ağacının altında Çakırbeyli köyünde soluklanmışlar, dinlenmişler. Asırlık demokrasi çınarı. Çakırbeyli'de yürüyüş yolu da var, yürüyüş parkuru. Çakırbeyli'nin sonunda Çakırbeyli halı sahası var. Oradan başlıyor. Dağlara doğru gidiyorsunuz.
4,5 kilometrelik bir parkur. Aşağı yukarı 1,5 saat sürüyor. O beni kesmedi. Biraz daha yürümek istiyorum derseniz yolun devamı da var isteyenler için. 8 kilometrelik bir parkur. Dağlara doğru tırmanıyorsunuz. Tırmandıkça Çakırbeyli'yi manzara olarak yukarıdan görebiliyorsunuz. İlerledikçe Aydın Ovası'nı da rahat rahat görüyorsunuz. Manzarası çok hoş bir yer. Eğer yazın giderseniz görüntü çok güzel olmayabilir. Çünkü ağaçların yaprakları olmuyor. Otlar kurumuş oluyor. Ama özellikle bahar mevsiminde giderseniz çınar ağaçlarıyla, yeşilliğiyle, manzarasıyla çok güzel bir yürüyüş parkuru. Parkura tabelaları da koymuşlar. Yani ben gidiyorum kaybolur muyum diye düşünmeyin. Kolay kolay kaybolmazsınız. Tabelalar size yol gösteriyor. O yönüyle de güzel bir yer Çakırbeyli. Damacanası 1 lira su. İnsanları dolduruyor. Çünkü Çakırbeyli'nin suyu kaliteli, meşhur bir su. Her yer araba. Bu pazar gününde insanlar kendilerini dışarı atmak istemişler. Çakırbeyli tıklım tıklım diyebiliriz. Biz biraz önce Çakırbeyli'deyken gelmişlerdi. Biraz dinlendiler. Şimdi kafile geri dönüyor. Ya Aydın'a doğru, evlerine doğru gidiyorlar ya da belki başka bir yere daha uğrayabilirler. Biz neredeyiz? Adnan Menderes'in çiftliğindeyiz. Eski başbakanlarımızdan merhum Adnan Menderes doğup büyüdü. Çiftliği burası. Onu da rahmetle analım. Çakırbeyli'de Adnan Menderes'in çiftliğinin olduğu yerdeyiz. Tam karşımızda Adnan Menderes Demokrasi Müzesi. Şöyle güzel bir yürüyüş yolu yapmışlar. Yürüyüş için köprü yapılmış. Köprünün altından geçen su Çine çayının suyu. Bu su ileride Menderes Nehri ile birleşiyor. Didim'den de Ege Denizi'ne akıyor. Yavaş yavaş süzülen su ileride denizi ile birleşecek. Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ne daha önce ben de gitmedim. Bugün ilk gidişim olacak. Birazdan içini dolaşacağız. Gerçekten Demokrasi Müzesi'nin görünüşü olağanüstü. Çok çok güzel bir görünüşü var. Şansımıza da günlük güneşlik mükemmel bir hava var. Thank you.
yapıldığı tarihte Türkiye'nin en uzun beton arama köprüsü olan Birecik Köprüsü'nün açılışında Adnan Menderes tarafından kullanılan makasmış. 365 gün, 360 derece. Aralık, Eylül, Ağustos, Temmuz, Haziran, Ocak, 1 Ocak, 2 Ocak, 3 Ocak, gün gün, ay ay, bir sene yaşananlar burada titiz bir çalışmayla hazırlanmış ve sergilenmiş. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Yaşananlar gün gün hazırlanmış. ...1950 ile 1960 arası yapılan yatırımlarmış bunlar. Köprüler, tüneller, şeker fabrikaları. Bunlardan bazılarıymış. Antalya, Alanya yolu. Bunlar da o dönemin tanıtım kitapçıkları. Bu pazar gününü Çakırbeyli Köyü'nde geçirdik. Umarım güzel bir video olmuştur. Videoyu izlediğiniz, izlemeye değer bulduğunuz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın, hoşça kalın diyorum.